Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Şuraya araya bir tane baska indi. Nereye gitti lan? Duvarın dibine girdi. İnemedi rüzgardan. Gel 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 gel. Ulan bir çay içeceğim. Ne zaman çay içsem bir kaçak geliyor arkadaşlar. Çayım soğuyor. Oh, çok şükür. Çıksana lan. Mirolardan çıkma büyük ihtimalle. Böyle Macar desem Macar değildi. Sarı baska desem sarı baska değil. Değişik bir şey. Bir çıksın. Göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Gel 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 gel. Bakacağız. Kısmetimiz var mı yok mu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Değişik. Çayımı yedim neyim lan. Lan niye öyle bir şey yaptı o ya? Şuranın üstüne inemedi. Ama ıslak böyle sanki hayvan yeni kurumuş sanki böyle duş almıştı hayvan. Fırlamış gibi bir hali var. Bir çıksaydı gösterseydim size. Allah Allah. Nereye gitti lan eşek? Kalktı da biz mi görmedik? Tam şu kumrunun olduğu yerde normalde. Allah Allah enteresan. Vallahi çok enteresan. Şimdi bak. Yukarıya çıkardığımız bebek. Bu da dışarı fırladı. Arkadaşlar bu arada kötü bir haberim var sizlere. Sarı getirdiğimiz dişi vardı ya arkadaşlar. Hah baskı çıktı. Bak burada kuş. Gel 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 gel. Lan yabanilerin yanına gidiyor hayvan. Sarı şallı tipimiz. Ah bak gördün mü yavruyu? Lan ya sizi var ya Allah'ım kurban olduğum Allah'ım mahvettiler bunlar beni ya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bir iki tanesi indi mi hepsi inmeye başladı. Sarı şallı dişimiz dün akşam havada kaldı arkadaşlar. İnemedi. Bugün de geldik kuş yok ne yazık ki. Yani anlayacağınız yine firarımız var bu ara. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Şu yarım kanatta bir kendini toparlayamadı ki. Toparlasa. En uyuz olduğum kuş tarzı. Geliyor, inmek istiyor, karşıya gidiyor, sığınıyor orada, saklanıyor. Kamera açısına bile girmiyor. Çok değişik bir şey ya. Bunlar uçuma verdi kendini. Ulan sarı. Ya dişi olmasa inanın umurumda değil. Ama sadece dişi olduğu için erkeği açıkta bıraktı. Yani yapacağım bir şey yok tabii ki ona. Ana kumruya bak. Lan yabaniye bak. Yabani kuş kumrunun peşinde gidiyor çiftleşmek için. Vallahi billahi şok oldum. Bak kumru gelsin var ya kumruyla eşleşmeye çalışıyor hayvan. Çıkmadı gitti oradan ha. Gel 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 gel. Kim bilir kim yakaladı buralarda. Gırtlağına kadar da doluydu hayvan. 2 haftaya yakındır uçuyordu bizde ama.
Demek ki kısmetimiz değilmiş. Vallahi. Çok bekledik aslında o dişiyi, biliyor musun? Eşleştirdik, şey yaptık. Tam yumurtlamak üzereydi. Hayvan buraya çıkardık ki dedik en azından hem kümeze adapte olsun hem burada ilk yavrularını çıkarsın diye. Aşağıda esir olmasın. Keyfine baksın diye uğraştık. Fakat bak erkeği burada arkadaşlar. Zaten erkeğin kopyası, sadece o biraz daha kısa. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elden bir şey gelmez. Gidene bir şey yapamayız tabii ki. Yukarıda bir tipçiler var. Yukarıda, yukarı kesimde. Büyük ihtimal onlar yakalamış olabilir. Çünkü en son bizim arkadaş uçurmuştu arkadaşlar. Ben burada yoktum. Misafirlikteydim. Ona bırakmıştım kuşları. O da söyleyememişti bana ama yapacak bir şey yok. Kuş bu. Gider de gelir de. Yani biz nasıl böyle kuş çekiyorsak millet de bizim kuşu çekecek. Sonuç belli, hayvan bu. İnmez kaçmaz diye bir kuş yok arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öyle bir kural yok. Bak mesela nerede? Şu erkeği biz yakaladık, hatırlıyorsunuz değil mi? Kanadı manadı gidikti. Ama bak bir aya yakın onu ben tedavi ettim. Şu an kendine geldi. Uçuruyorum, kuş gidiyor bir yerlere iniyor. Hayvan uçmak istemiyor. Hantal. Daha hantallığını atamamış. O yüzden. Attıracağız. Ya hantallığını attıracağız ya kendini buradan attırıp göndereceğiz. Başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Gel. Çık oradan be. Ama ben böyle keyif almıyorum ki. Sen şimdi oraya pusmuşsun. Ben ne anladım bu işten ya? Kümesi açsam bütün kuşlar içeri girecek. Bir şey atıp kaldırsam mı onu oradan? Gelecekse gelsin, gelmeyecekse gitsin. Abi denizin üstünde de bir şey var ha. Vallahi. Bakın arkadaşlar. Denizin üstünde bir şey gidiyor. Bak şimdi. Nerede? Kaybettim ben. Çok uzak mesafe olunca güneş de vuruyor ya. Orada bir kaçak var ama. Orada da var. Ama biz önce şurayı bir alalım. Ondan sonrasına bakarız. Tabi alabilirsek bilmiyorum. Rüzgar. Güzel bir rüzgar var. Kuşlar kalktı mı hemen tura yapışıyor. Yani bir tur atıp inmiyorlar. O sıkıntı. O yüzden. Ama kuş da herhalde şey çıktı. İnat çıktı bak. Girdi oraya eşek sıpası. Gel. Bak o denizdeki kuş bak nereye geldi bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada hayvan. Neymiş? Posta mı bu? Posta bak. Mermi gibi gidiyor bak. Oralardan bak kaydı gitti. Posta kuşu. Fena bir kuş ya. Vallahi. Çok yorulmadığı sürece hayvan kimseye inmez kolay kolay. Ya bebeğim ben seni içeri alıyorum. Sen dışarı fırlıyorsun. Ben seni anlamadım ki. Bu rüzgarda senin ne işin var dışarıda? Koca kuşlar rahatsız oluyor uçarken. Senin hiç umrunda değil. Sıpas seni. Neyse gelsin devam edeyim arkadaşlar. Gelmese de yapacağım bir şey yok. Çünkü oraya girdi hayvan. Aç değil herhalde. Zaten susuz olma şansı yok bu havada. Sen hangisine? Baba. Çok çıkmış. Eşek sıpaları ya. Hiç yerinde durmuyorlar arkadaşlar yavruları. Bir türlü şey yapamıyorum. Neyse yeni sarı yavrular büyüyor en azından. Şurada bir. Şu iki bomboş olduğuna bakma. Dolu olacak. İki. Şu. Bak. Ne oldu gene ya? Bir mantı geçmesi. Bak.
Bir tane martı geçti mi benim kuşlarım var ya allak bullak olmaya başladı. Neyse gelirse devam.